Doğa ve inanç turizminin önemli güzergahlarından biri olan Malatya'nın Darende ilçesi yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor. Fransa'dan geldim ben. Fransa'dan geldiniz. Evet. Orada mı yaşıyorsunuz? Evet, orada. Çalışıyor musunuz orada? Ben çalışmıyorum, ev hanımıyım. Eşiniz çalışıyor. Eşim çalışıyor. Evet. Onun için önerdikleri için ama çok da güzelmiş yani. Buyursun geldiniz gelsinler. Mi? What's your name? My name is Tessa. Where are you from? I'm from Pennsylvania, America. Pennsylvania, Amerika'dan geliyormuş. How old are you? I am 30. 30 years old. Evet. Okay. Why did you come to Malatya, Darende? My dad has a roommate who is from Malatya. So I'm staying with his family. Your family? Not my family. My dad in America lives with a roommate. Okay. Who's from Turkey, Malatya. Ha, yani Amerika'daymış ailesi, babası ziyaret amaçlı gelmiş buraya kendisi de. Malatya gelip de buraları görmemek mümkün değil. Değil, çok nereye güzel. Nereye gittiniz Darende'de başka? İlk uğrayacağımız buraya. Gümpınar'a gittiniz mi? Daha gidemedim. Çarşı içini de hatta o tarihi yerleri de gezin. Tavsiye ediyorum. Müzeye girdik, camiye girdik, cami çarşısına girdik. Ziyaretçiler ilçede bulunan Somuncu Baba Türbesi'ni ziyaret ederek 14. yüzyıl eseri olan türbeyle yeni cami çevresindeki manevi atmosferi teneffüs ediyor. Somuncu Baba Türbesi Türkiye'nin ve dünyanın farklı illerinden Malatya'ya gelen çok sayıda vatandaşın uğrak noktası. Selçuklu ve Osmanlı mimari tarzlarını yansıtan yeni camide yoğun ilgi görüyor. Ahşap süslemeli tavanı ve modern olanaklarıyla dikkat çeken camide her detay özenle düşünülmüş. Görmüş olduğunuz koyu renkli tahta aslında ağaç, sapella ağacı, Batı Afrika'ya özgü bir ağaç. Takriben 500 yıla kadar dayanıyor ve çürüme yapmıyor. Bu kokusunu rutubet almıyor. Tavan çelik çatı yöntemiyle yapılıyor aslında. Bu tavanı tutan şu an bir kolon yok. Çatımızda dikkatli bakacak olursanız 5 tane evet. Var. Bu yıldız sıradan bir yıldız değildir. Bu Selçuklu yıldızlarıdır. Evet, Selçuklu bizde, yıldızı. Bizde 1000 yıllık bir geleneğin mirasıdır. Biz tabii çok şükür köklü bir milletin evlatları olduğumuz için her yerde ve hemen hemen her coğrafyada çeşitli mirasımızın izlerini görmek mümkün. Burada Selçuklu yıldızının 8 tane köşesi vardır dikkatli bakarsanız. Yıldızların sayısı 5 adettir. Bu camimizde dedim ya daha önce semboller vardır. Evet. Bu 5 adet İslam'ın 5 şartını temsil eder. Yani siz o 5 şartın altında namazınızı kılarsınız burada. Aa. Şey olarak da madden de öyle kılarsınız. İmanımızı yani ayakta tutuyor o 5 şart. Yani tabii bu sembol ki. Yani o şeyden o benzetmeden gerçeğe aslında bir çok güzel dönüyor. Çok güzel. Ne dedik? 8 tane köşesi var dedik. 5 cami 8 kere 5 40. 40 Peygamber Efendimiz'e peygamberliğin evet, verilmesinden ötürü aslında o 23 yıllık uzun mücadele döneminin başlangıcıdır. Minbere tekrar bakacak olursanız klasik Osmanlı mimarisindeki olduğu gibi çıkıntı değildir. Mesela safları bölmez. İçten bir geçiş vardır. İmam efendi yukarı işte vaazsa vaaz, hutbe ise hutbe öyle yapar. Bu aslında Cumhuriyet tarihimizin, Osmanlı tarihinin, Selçuklu tarihinin, genel İslam tarihinin bir harmanlanmasını külliyenin hemen hemen her yerinde görmeniz mümkün. Selçuklu.